Allah'ın nizamında, ahkamında yine bildiğiniz gibi hiçbir Müslüman kadın veya kız gayrimüslim bir erkeğe nikahlanamaz. Bir Amerikalı bir gavura, bir Alman gavuruna bir Müslüman kadın veya bir Müslüman kız varamaz, gidemez, nikahının altına giremez. Bir kimse, canım bu çağdaş bir hüküm değildir, bu asırda din ayrılığı olur mu, isteyen kadın istediğiyle evlenmeli dese, bu engeli kaldıralım. Ne? Cihazın elini gizliyor. Öyle mi? Tamam. Bu engeli ortadan kaldıralım, dini bir ayrım yapmayalım. İsteyen kadın, Müslüman bir kadın, istediği bir Amerikan gavuruyla, istediği bir Alman gavuruyla evlenebilmeli. Allah'ın koyduğu bu hüküm, bu asra, bu zamana uymuyor. Çağdaş dünyamıza aykırıdır. Bu maddeyi kaldıralım, geçersiz sayalım deyip, Müslüman bir kadının gayrimüslim erkeklerle evliliğine dair bir kanun çıkarır, bu kanunu yürürlüğe koyarsa, bu kimse ne olur? Kafir olur. Çünkü Allah'ın koyduğu kanunlar, hükümler, naslar, esaslar zamanla mukayyet değildir. İçki 14 asır evvel de haramdı, bugün de haramdır. Değiştiremezsiniz. Canım biz bir meclis kurarız, büyük millet meclisini kurarız, içkiyi helal sayarız, tekel bakanlığı kurarız, Allah'ın gözüne baka baka şarap imal ederiz diyebilir misiniz? Derseniz kafir olursunuz. Dinden çıkarsınız, İslam'dan çıkarsınız ve yaptığınız bu iş dinsizlik olur, dinsiz olmanın yolu açılır. Allah'ın nizamı çiğnenemez. Bundan dolayıdır ki ayet-i kerimede biz, Cenab-ı Hak diyor ki, biz hangi kavme, hangi kariyeye, hangi ülkeye, hangi bölgeye, hangi beldeye peygamber göndermişsek, o bölgenin ileri gelenleri, ileri gelen demek malum yani sosyal yapısı, seviyesi yüksek olan, zengin olan, okumuş olan ve buna benzer üstünlükleri olan insanlar bu peygamberlere karşı koydular. Ve karşı koyarken de inna vecedna abana ala ümmetin ve inna ala asarihim muktedun dediler. Yani biz atalarımızın yolundayız, atalarımızın izindeyiz ve onlardan başkasının yoluna da uymayız, peygamber ve Allah mallah tanımayız dediler diyor.